Eğer bir şey tatlı bir tepesinde başlarsam o işi mutlaka büyük kahkahayla bitiririm. Aa sen şey değil misin ya diyorlardı ha. O kötü bir şey yani. Ya bu hiç... Nasıl oynadın? Tamam sakin ol, vereceğim ama. Tamam. Sen boyma bastın ya. Nazım Hikmet ya. 40 yıllık beton çekir çimen. Komedyen olmayı komedyen olmak istiyorum. Komedyen olmak için çabalıyorum. Komedyen olmayı çok seviyorum. Komedyen olmak için çabalamayı çok seviyorum. Komedyen olmak için mücadele etmek bana çok iyi geliyor. Komedyen olmayı seviyorum ya gerçek. Ya komedyen olmak istiyorum. Tamam. Herhalde bunu kanıtlamışım artık değil mi? Buna inanmışsınızdır bence. Herkese merhabalar. Zaten Show'a hoş geldiniz. Uzun zamandır kendisini tanıdığım, mizahını çok sevdiğim, komedyenlik dışında bir sürü farklı alanlarda iş yapan, bence talk show konusunda da fikirlerine ihtiyacım olan bir arkadaşım var. Sergen Demirci burada. Sergen hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi ki geldin, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gerçekten böyle bazı insanların şeyi vardı, kıstası vardı. Benim de en çok istediğim şey bu programa katılmaktı. Bir de zamanında Asuman Kraser'in Wipeout vardı. O kısmet olmadı. Buna yetiştim Allah'tan. Çünkü sunucu kıstası olarak hemen aynı. Ben bunu bir iltifat olarak alacağım yine de. Lütfen. Bence çok iyiydi çünkü Asuman Kraser. Ondan bahsediyorum ben. Ne haber, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın, sen de iyi misin? İyiyim ben de. Ya bir soramadım, önce şey soracağım. Bacağın ne oldu? Bacağım yani iyi yani şöyle ciddi mi sorun? Hayır ciddi sorun tabii ki. Bacağım. Konuyu böyle hemen baştan salalım iyi diye. İyi ya bacağım ya tam böyle şey gibi şu an ya madem çok soruluyor ben onu açık yani kalıcı bir şeyim yok gibi şu anda sadece ayaklarım güçsüz birazcık yani aslında sol bitti sol yani tam Türk siyaseti gibi aslında yani. Sol kendi gücünü buldu ilerliyor. Sağ oyun bozuyor. Sağ birazcık kasılıyor sağa ama o yüzden ama onu şu açmaya çalışıyoruz buradan. Yani onu çalışıyoruz. Çok heyecanlıyım ben konuk olduğun için. Güzel de bir içerik çalıştığımızı düşünüyorum. Ama en başta şey yapmak istiyorum. Yani bütün magazinci arkadaşlarımız bütün video boyunca böyle burada kalıp bir şey aramasınlar, didiklemesinler diye çok sorulan bir soru var ikimize de. Onun cevabını kameralara bakıp ayrı ayrı sevgili olmadığımızı dile getirelim isterim. Senin için mahsur yoksa. Yok böyle bir şey savunmayacağım tabii ki. Tamam aynen. Tabii ki evet. Hadi beraber sevgili değiliz diyeceğiz tamam mı? Sen kendi kamerana ben kendi kamerama. Bir. Hiç bana bir şey. Allah Allah tamam. Üç. Hadi. Sevgili değiliz. Bir şey soracağım. Şimdi böyle bir sürü iş yapıyorsun ya aynı anda. Bence yani böyle işte bir Vine tarafından gelme bir skeç dünyan var. Oyunculuk yapıyorsun, stand-up yapıyorsun. Bilim bir sürü senin bence bir sürü insanın da bilmediği şeylerini konuşmak istiyorum aslında. Ama öncesinde hikaye böyle tatlı başlasın diye gerçekten ne kadar zamandır tanınıyorsun, ne kadar zamandır bu işin içindesin hikayeni bir duymak istiyorum. Ha ne zamandır tanınıyorum kısmını ben bilmiyorum ya. Şimdi dediğin gibi bizim böyle Vine'de başladı. Hani böyle bir projeye dahil olduk. Proje bir anda Türkiye'ye nam saldı da bütün kast bir anda hayatımız yani değişmedi. Güneşin kızlarında yer almadık yani. Ve böyle Vine'la başladığımız için bir şeyler böyle şey oldu hani. Anlamıyordun ya. Atıyorum mesela sayılar zamanla sabah kalkıyordun. Aa diyordun 200 kişi daha gelmiş. Atıyorum ertesi sabah bir şey oluyor. Bir şeyin viral oluyordu mesela. Aa 2000 kişi, 3000 kişi. Böyle ağır ağır gidiyordu. O yüzden böyle bir anda aa artık tanınıyorum diyemedim ya böyle zamanla. Şey mi peki YouTube demeyeyim de dijitalde o ne deniyor sonra Vine işte şey video paylaşma hikayesi. Bu ne Okan Bey yani bilmiyormuş gibi ne o Vine ne falan. Diyeceğim ona bilmiyorum. Bir tane uygulama Vine. Ama onu Vine'a mı yaptın Instagram'ı mı bilmediğim için söyleyeceğim ben şimdi. Ben Vine'a başlayanlardan. Bu şey Tom Hardy videom vardı ya o mu asıl patlatan ha, bir tabii. Sürü tarafa onu merak ediyorum. Tom Hardy'nin The Legend filmi orada bir sahne vardı böyle sigara atıyor kızın evet. Açıdan böyle bir sahne vardı viral olan. O sıra herkes onun şeyini yapmıştı, parodisini yapmıştı. Aa biz de yapalım dedik ama öyle hani plansız yani biz de yapalım dedik, biz de yaptık. O ya o çok patlamıştı isimle beraber yani. Ondan önce patlayan birkaç videom daha vardı benim aslında. Ağzımı aldıklarımla kariyerimi ben yönettim. Demeyecektim sen bahsettin. Evet, evet o arada ama Tom Hardy ile beraber şöyle oldu. İsmim de geldi hani. Aa Sergen dediler yani. Ha, ondan önce şey vitesi ağzını alan çocuktan. Tabii hep öyleydi. Aa sen şey değil misin ya diyorlardı. O kötü bir şeydi yani. Yanında bazen ailen oluyor. Oğlum niye sana böyle yapıyorlar diyorlar. İstanbul'dasın ne oldu? Ben böyle izleyici taraftan senin çektiğin videolarla ilgili farklı bir yerde durduğunu düşünüyorum. Böyle telefonla hadi video çekelim gibi değil. Buna böyle bir yazdığın, çizdiğin, emek harcadığın bir dünyan var bence. Övüyorum şu an seni. Güzel, kaliteli bir şekilde yapıyorsun. Bu gerçekten zevk aldığın için yaptığın bir şey değil mi?
video çekme hikayesi. Kesinlikle tabii bunu yapmayı sevdiğim için. Yani bir insan, hatta çok güzel bir sözü var Rick and Morty'de. Rick söylüyor. Bir insan bir şey yapıyorsa bunu yapabildiği için yapıyordur diye. Hiçbir yere gitmeyen metaforlarım var. Ya şöyle ben, evet ben ama şöyle direkt böyle başlamadık yani. Şimdi mesela bazılarını görüyorum, direkt böyle başlıyorlar. Ajansları var, ekipmanları var, arkada ekipleri var, kurgu yapanlar var. Çok sağlam, çok iyi işler yapıyorlar yani. Bizim öyle, hani hemen şey diyeyim. Bizim öyle olmadı. Biz İstanbul'a geldik, biz metrobüslerde yattık. Allah aşkına hiç yoksulluğum olmadı. Durumsuz yani, öyle bir söz konusu bir şey olmadı ama o zamanki imkanımızda telefonu çekiyorduk. Sonra gerçekten şöyle bir alışveriş oldu aramızda bence. Bir şeyler yükselmeye başlayınca, yani yaptığımız işler biraz işler değil mi de ufak ufak skeçler izlenmeye başlayınca, insanlar hadi video çek gibi talebe girince, bunu gerçekten elimizden geldiğince profesyonel getirmeye çalıştık. Nacizane, nacizane belki ama evet, bu söylendi. Hoşumuza giden bir şey ya. Bir insan bir şey yapıyorsa ve bunun için özeniyorsa bu güzel bir şey yani, ve bunu yapabiliyorsak ne hala valla. Arkada durabileceğim yegane şeylerden bir tanesidir yani. Yaptığın işe özeniyorsun diyorsanız. Öyle gördüm. Kıvanç diyorum. Teşekkür ederim. Evet, elimizden geldiğince. Bak Ozi de burada. Eline koluna sağlık. Beraber yani, Karis sağ olsun. Çok. Aynı arkadaşların çekiyor hep değil mi? Evet. Bizim hep öyleydi ama yani. Küçükten de hep beraber çekerdik biz yani. O zaman daha neyin olduğunu bilmezdik mesela. Otururduk evde çekerdik yani. Son zamanında bu profesyonel bir işe dönüştü yani bu. İzmitli olmanla ilgili biraz konuşmak istiyorum. İzmitliyim. Evet. Çingeneyim. Evet. Çingeneyim. Ve bu sevdiğin, övündüğün, gurur saatinden duyduğun. Saatinden belli oluyordur zaten. Çingeneyim. Gurur duyduğun bir tarafın galiba. Öyle yani mi? Gurur bilmiyorum. Herhangi bir çingene ben çingeneyim diye gurur duyar mı bilmiyorum ama yani gurur duyulusu yani, en azından gocunmuyorum yani. Peki bu çingene olma hikayesi bütün İzmit'le ilgili bir şey değil değil mi? Hayır. Bizde manav çok mesela bizde. Yani İzmit eski adıyla Nikomedi diye Bizans'ın kapı dayamış, sur dayamış. Bir şekilde kapıları açmamış, korumuş yani. Dolayısıyla göçün merkezi oluyor yani. Hatırlarsın Fatih'in İstanbul'a almasından sonra. Muhakkak. Aynen. Bize çok göç vardı ama ana şey kaldı yani. Tamam, öyle, yumuşattıysam evet. Gerçek sorularıma geçiyorum tabii. Şimdi. Çok inanılmaz yumuşadım. Okey, tamam. Sen çingenesin dedi. Vine'a başladım. Hayır, güzel yani. Bir şey olarak söyledim. Bunlar övündüğünde çok güzel. En azından artık kendim biliyorum yani. Saklayacak bir şeyim kalmadı yani. Çok rahat vardı gerçekten. Bazı taktiklerini öğrenmek istiyorum senden. Taktiklerini. Yani buna tabii şimdi kadın arkadaşlarımla sohbet ederken biraz daha kaba bir dil kullanıyorum, kadın kadınayız diye. Şimdi erkek kadın sohbet ederken biraz daha özeneceğim dilim konusunda. Hani böyle yürümek gibi bir kelime söyleyeyim ama Instagram'da bir kadını beğendin. Sen şu an yürümeyi söylemedin mi? Hayır. Ve ona bir girişimde bulunmak istiyorsun, iletişim kurmak için. Buna özel bu Sergen taktiğidir diyebileceğim bir taktiğim var mı? Ya benim şöyle, bu çok takdir edilen bir özelliğim. başlangıçta ne kadar iyi olursa olsun, karşı taraf bir şeye başlamaya niyeti yoksa etkisiz oluyor. O yüzden iyi bir başlangıçtan ziyade kötü bir orta muhabbet her şeyi kurtarabiliyor. Bu da ne anlama geliyor? Hani sanki bir şeye baştan başlıyormuş gibi merhaba değil de, mesela şey diyorum, yani diyorum benim bildiğim kadarıyla neslimize yazıyor diyorum. O diyor ki anlamadım. Anlamadım. Şok oluyor, anlamadım. Ben de anlamadım. Ben diyorum özür dilerim diyorum. Siz bana Sezen Aksu'nun şarkısındaki kısmı sormadınız mı? O diyor ki özür dilerim sormadım. Ya diyorum ben derken bir sohbet edeyim. Etkileyici diyemem. Karşı taraf için cingiz bir şey oluyor, farklı bir şey oluyor. Çünkü ona mesela bir şey attığımda alev, bin tane alev gelmiştir belki, bin tane merhaba gelmiştir, bin tane övgü gelmiştir. Yani kız arkadaşların arasında şey diye anlatabilir. Ah bu böyle başka bir şeyle hareket etti. Ya tamam, o kadar değildir belki yani. Abi çocuk bana ne yazdı biliyor musun demez belki ama. En azından onun için bir anlık böyle tatlı bir tebessüm, iyi bir başlangıç diye düşünüyorum ben yani. Eğer bir şeye tatlı bir tebessümle başlarsam o işi mutlaka büyük kahkahayla bitiririm. Şimdi ne dedi bu şimdi? Fake hesabın var mı? Hayır, fake hesabım yok. Şöyle Sherlock'um var, benim bir tane fotoğraf hesabım var. Hani isimsiz, başka bir isimle. İsimsiz yani. Bu Make-up artist Sergen falan yok yani. Değil. Yani bu sohbetler için kullandığın başka, direkt benim kendi yüzüm yok. Görünmesin. Yok, kendi yüzümün gözüktüğü var. Var. Bir tane fotoğraf hesabım var böyle. 9 tane, hatta 9 uğurlu rakamım benim. 9 tane fotoğraf falan. Gizli bir hesabım var. Tamam. Ama gizli, açık zaten, gizli değil o da yani. Anladım. Peki, oradan bir hikaye izlesem Sergen Deveci yazıyor zaten. Seyret yani, gizli değil yani, anladın mı? Peki şey, hikayen var mı bize anlatabileceğin? Yani geçmişten daha eskiler. Bir şey soracağım. Hayır. Bir şey sorabilir miyim? Hayır. Ya üçüncü sorudayız. Şöyle bir şüpheye düştüm. Hayır, hiç alakası bile yok. İster istemez yani. Hayır. Yani böyle buna dair bir komik başına gelmiş direkt mesaj hikayen var mı? Ya yanlışlıkla onu attım. Onu atmayacaktım, bunu ya, attım. Ya şöyle, yanlışlıkla yok.
Bilerek. Ya evet, kasti olarak böyle. Bunu da herkes anlatırım bu arada. Bir gece, çok doluyor bu arada. 3-4 sene oluyor belki. Böyle çok sarhoşum bir gece. Evde de kimse yok mu hatırlamıyorum böyle. Yani kendime bir eğlence yaratayım diye. Böyle şey yapmışım. 90'lar kuşağı yapmışım. Böyle ya, inanamaz. Sabah bir kalktım yani. Seray Severler, Hülya Avşar. Ya neler böyle, hepsini övgü böyle bu kadar. Biz sizi izleyerek, siz bizim kahramanımızsınız. Ya bir lansman olsun, tamam mı? O ekip bir araya gelse. Hiçbirinin yüzüne bakamam yani. Aa diyecekler işte, bak kim geldi, biz bunun kahraman değil miyiz falan. Yani Seren Seren gider. Dedi onlar böyle, o zaman herhalde birlikte kavgalı mı ne, böyle destek olmuşum, ben yanınızdayım. Ona diyorum ben sizin yanınızdayım. O çok kötüydü ya. Sabah hepsini geri alıyorum falan böyle. Bir tanesi görmüştü, bir tanesi cevap vermişti. Onunla böyle iki gün falan çok duygusal konuştuk yani bu. Olur mu canım size, olur mu, hak ediyorsunuz, sakın üzülmeyin falan. Hani nereden bulaştık dedim ya. Öyle bir gece bir 90'lar şeyim var yani. Biz Instagram'a senin konuk olacağını yazdığımız zaman işte bir şeyler yazdılar. Böyle bizi bazıları çok genç ve genç yetenek bir şey vaat ediyor diyor. Kimisi bu yaşa gelmiş ne yapmış bu diyor gibi bir kafa karışıklığı var. Sen şu an kariyerinle ilgili yaş olarak geldiğin yerden ve hikayenden memnun musun? Yok bilmem yani, razıyım en azından. Daha iyisi olabilir mi? Tabii olabilirdi. Çok onun için çabaladık. Yani daha iyisi olabilirdi. Daha, yani tabii bu güzel. Bundan keyifliyim. Turne yapıyorum, iş yapıyorum. Yeni şakalar yazıyorum. Reaksiyon oluyor. Memnunum. Bundan memnunum. Bu daha iyisi olur, olsun diye çabalıyorum tabii ki ama. Ay şov zaten. Daniska ile ilgili biraz kendi talk show'un var. Devam edecek mi? Nasıl umarım olacak? Ya şu an konuşuyoruz. İlk sezonu bitirdik. Gerçi bayağı oldu ilk sezonu bitireli. Şimdi ikinci için konuşuyoruz. İkinci sezon başlayacak. Seviyorsun değil mi? Yani bence ben çok seviyorum. Ben Daniska'yı çok sevdim. Biraz kalp kırdık, bazı sorunlar yaşadık ama gelen konuklarımız, ama genel olarak çok sevdiğim bir iş benim için yani. Gerçekten inanılmaz sevdiğim bir iş. Kendime çok yakıştırdığım bir iş. Hep yapmak istediğim bir şey yani. Bence bu arada Daniska'nın kendi dili oldu. Yani hatta mesela bazen biz kendimizde mesela bir şeyler soru, bir şeyler yaparken bu Daniska soru tarzı gibi bir model oluşturdu. Çok teşekkür ederim. Bak bir şey açıklayacağım. Biz elimi ilk böyle... Biz efendim? Elimi sıkacağım sandım. Teşekkür ediyorum deyince. Çok Mustafa Sarıgül izliyorsun ya. Yani şöyle bak, teşekkür ederim. Biz yani ilk başladığımızda Daniska'ya dijitalde de talk show'lar vardı. Şimdi çok yok demeyeyim de vardı ama ben ya, izlerdim ya, ben izliyorum talk show'ları böyle merakımdan. Kim ne yapıyor diye izliyorum. Ya yani ne kadar doğru bunu söylemek bilmiyorum ama hep böyle şey soruları vardı mesela işte. Sette başına komik bir olay geldi mi? Asla kırmam dediğin olay ne? İşte bir sen kimi çağırırsan, hep böyle hani hep tükettiğimiz sorulardı. Bence yani Daniska'dan sonra genel talk show algısında böyle bir sorular biraz daha böyle gelen konuyu zorlamaya gitmiş gibi geldi bana. Belki de hani kimse yordurmak istemez. Belki bana öyle geliyor bilmiyorum ama bu güzel bir şey benim için yani. Şimdi başlarsak biraz daha sert olabileceğimiz anlamına geliyor yani. Bu biraz daha vites arttıracağım. Ya evet ya, şimdi başlarsak bunun zarar vermediğini, bunun kimseyi kırmadığını gördük yani. Şimdi başlarsak biraz daha bunun üstüne gideriz gibi geliyor bana. Konuklarının o sempatiyi yakalıyorsun zaten. Tabii canım yani. Tabii. Önceden yakalıyorsun ya. Oturup konuşuyorsun. Yakalıyorsun bir şekilde onu yani. Peki, dizide oynadın. Besaç'e. Evet, Besaç'e de oynadım. Güzel, çok güzeldi ya. Ekip zaten Besaç'e ekibi yani. Güzel. Mutlusun hikayeyle ilgili. Çok, tabii çok mutluyum hikayeyle ilgili. İyi ki Besaç'e ekibinde yer aldım. Çok yani çok iyi isimlerle oynadım ya. Benim için güzel bir şanstı, güzel bir deneyimdi. Ve çok iyi davrandılar bana. İşin güzelliği. Çünkü kazadan sonra yaptığım ilk iş de benim set anlamında. Biraz çekingen vardı, çok çekincem vardı. Vallahi bu çok güzel karşıladılar, çok güzel ilgilendiler. Bir de ben bak şeyi sevmem, o yüzden aslında onu açıklayayım. Böyle yani çok uzun bir zaman şey muamelesi görüyorsun yani, ağır bir kaza geçiriyorsun. Yani her seni gören işte geçmiş olsun, işte iyi gözüküyor, böyle bir acıma, böyle bir yani... Ya Tuğçe Kazaz gibisin abi, herkes sana acıyor böyle yani. Çok kötü, çok ağrıma gidiyor bir yerden sonra. Herkes. Onlar mesela, onlar benim durumumda böyle şeydilerdi yani, anladın mı? Yani çok hoştu ya. Yani. Benim sevdiğim şakalar yaptılar. Dalga geçtiler. O kadar rahatladım ki onların yanında yani. Çok çok mutluydum yani ve ben de bunun şakasını yapabiliyordum. Çok iyiydi yani. Vallahi. Mesela bir gün böyle setteyiz. Erken gelmişim ben. Oturmuşum böyle laf atıyorum birilerine. Bir tane çok güzel bir kardeşim var. Laf atıyorum ona. Diyorum ki ya, diyorum en çok sen çalışıyorsun diyorum. Ya Allah belamı versin dedim.
Erdal abi çıktı. Daha ne istiyorsun Allah'tan dedi ya. O kadar güzel bir andı ki benim için. Çok şakaymış. O kadar güzel bir andı ki. Çok rahatlıyordum yani böyle yani çok yani o yüzden güzel bir ekipti. Güzel de çalıştık bence. Umarım da güzel olur karşılığı yani. Bir de şundan çekiniyorum ama yani her şeyden bağımsız. Girdiğin iş fenomen bir iş yani. O adamları böyle var ya içiyorlar o internette o adamları. İçiyorlar onların karakterlerini. Sonra sen giriyorsun bir anda. Ben birkaç yorum okudum tabii isteriz. Tamam hani şey var. Aa iyi olmuş diyen var. Çok da şok ederim. Başım gözüm üstüne ama. Bunu merak eden var mesela. Ne alaka diyor Sergen. Sergen ne alaka? Ben de bilmiyorum Uruk yani. Bakalım. Göreceğiz. İnan yani kendi isteğini ben bugün Besaç'a gireyim demedim yani. Aa yapabilir miyim deyip girdik. Umarım güzel olur yani izleyenler umarım beğenirler diye. Temenni ediyorum. Umarım beğenirsin. Peki stand-up yapıyorsun. Devam edeceksin. Hikayen tekli. Değil mi? Tabii. Aslen olmak istediğim şey komedyen. En sevdiğin şey o değil mi? Bütün bu yaptıkların arasında. Yani komedyen olmayı komedyen olmak istiyorum. Komedyen olmak için çabalıyorum. Komedyen olmayı çok seviyorum. Hı-hı. Şiir yazmayı çok sevmiyor olabilirim ama komedyen olmak için çabalamayı çok seviyorum. Komedyen olmak için mücadele etmek bana çok iyi geliyor. Komedyen olmayı seviyorum ya gerçek. Ya komedyen olmak istiyorum. Tamam. Herhalde bunu kanıtlamışımdır artık değil mi? Ona inanmışsınızdır bence. Peki, kıskanç biri misin? İlişki konusunda mı? Evet. Bence kıskancım. Bence herkes kıskanır ama herkesin kıskançlık belirtisi farklıdır. Mesela ben öyle şey bir adam değilim. Bunu yapma, bunu etme diyen değilim. Başka şekilde mesela onu çıkartıyorum kendimce ama o karşı tarafı belki. Bence kıskanç, yani kıskançlık kıskancımdır ya ben bence. Bence kıskancım. Ya yani tabii kıskanırım canım. Neyi mesela? Atıyorum ben sevdiğim bir kadın var mesela. Mesela ben siz ne yapabilir? En ağır tatile gitti mesela 4 tane erkekle. Hiç tanımıyor onları falan diye yok abartıyormuş. Ya onu kıskanırım ben. Ya evet bence kıskancım ama benim kıskançlığı çıkartma yöntemim çok farklı. Yani kendimce bir üslubum var. Bu karşı taraf bunu anlarsa çok eğleniriz ki ilişkilerin temel sorunu iki tarafın bir tarafın bir tarafı anlamaması. İki tarafın da birbirini anlamaması belki. Yani kıskancım ama benim mesela huzursuz etmez kendi kıskançlığım. O falan kapanmam. Aa bunu yapmış dur ya şuradan bir laf sokayım gibi bir şey gelir. Ha o lafların belki biraz böyle karşı taraf hani bunu şakası mı yapılır? Pezevenk böyle şaka mı olur? Diyebilir. Ama öyle kıskançlığım mesela rahatsız etmez. Ben bunu çok duymuşumdur mesela biliyor musun? Ya hiç kıskanç bir insan değilsin ama keşke şu şakaları yapmasam. Onu çok duymuşumdur ya. Aslında kıskanırım o anda. Ya evet aslında az kıskançlığımı belirtme yöntemi o yani benim. Böyle kısıtlama veya çıktığı geceyi dar etme şeyim yoktur. Ama mesela telefonla aradığımda kaç kişi geleceksin bilmiyorum dediğinde mesela bir şey söylerim yani ben. Hani yine orada oturabilir, yine içebilir, eğlenebilir ama bir şey söylerim yani. Ama şey değil, kırıcı değilimdir yani. Bence bu arada. Tabii kimse dediğim gibi yoğurdum ekşi demez. Ay şov zaten. Birkaç sorum var. Bunlara diyeceksin ki bu benim ya da ben değilim. O kadar. Hı-hı. Başkalarına tuhaf, bana oldukça normal gelen düşüncelere sahip olduğum doğrudur. Benim. Ara sıra sonuçlarını düşünmeden akıllıca olmayan riskler almaktan hoşlanırım. Ben değilim. Aklına gelen ilk kelimeyi söyle. Şu an mı? Perde. Sıklıkla soğuk veya içe dönük biri olarak görünürüm. Aslında sadece iş dünyamda kaybolurum. Romantizm ve flört etme konusunda rezaletim. Sen söyle. Sen değilsin. Devam ediyorum. Cinsellikte farklı şeyler denemeyi severim. Hakkımı başka yerde kullanmışım. Benim. Aklına ilk gelen kelimeyi söyle. Bunu niye takıyorsun şu an? Buna gerek var mı? Dur canım, olur ne olmaz. Genellikle ileri görüşlü bir kişiliğe sahip olduğum söylenir. Ben değilim. Küfretmekten kaçınıyorum. Daha yumuşak bir dil kullanmayı tercih ederim. Ya çok ama böyle kişi övecek şeyler bunlar. Ya tamam, ben değilim. Ben değilim. Söyle ama sonuç soruyor. Ha önemli. Tamam benim. Evet. Kesinlikle benim. Rekabet içeren sporlar beni çeker. Rakiplerimle mücadele etmeyi severim. Oğlum şu halde sorulacak soru mu ya? Ya hiç mi Allah'ın yok şu halde? Aynen çok severim rekabeti. Aynen. Bir tane ettik sandalye varsa var ya. 4 dönerim orada pistte öyle. Ama yani evet rekabete bayılırım. Spor yapmayı severim. Ya bir kişilik testi ne yapayım ya? Şuradan kalk yürü sen yürüyemem şuraya kadar yürürsün bir anda. Yürürsün asma. Yürürüm tamam doğru.
Tamam, tamam, soruyu baştan alıyorum şimdi. Boş ver, omurilik felçlerini yıkayayım. Rekabet içeren sporlar beni çeker. Rakiplerle mücadele etmeyi severim. Eskiden aşık olduğum kadın. Eskiden sevdiğim kadın. Evet, evet. Yani severim yani. Gücüm yettiği kadar onu. Hayvanları çoğu insandan daha çok önemserim. Benim. Her imkan, eğer ki imkanın olsa kendinle ilgili değiştireceğin bir şey ne olurdu? Kıstas ya, çizgi. Bir çizgi yani. Kendime bir sınır koymak isterdim yani. Oğlum o da olmaz artık. Ne sınırlarım olsun. O da olmaz artık yani. O yani olmaz artık derdim. Ya, bence yani evet. Evet. Sınır. Hudut. Sonuçlarını okuyacağım. Sen hiçbir şeye basmadın ki. Hazır bir şey yok. Şu an sırf psikolojik bir şeye gireyim diye değil mi? Hayır ya, okuyacağım. Hiç, evet hayır, bir şeye basmadın ki. Bunu dedi. Diye. Yavrum okuyacağım, müsaade et ya. Hazır mısın? Sen bana bu yükleyeceğiz, ben gideyim hocam. Denge ve adalet arayışındasın. Empatik ve duyarlı yapın ilişkilerde uyum ve sevgi sağlarken bazen kararsızlığa da yol açabiliyor. Güzellik ve estetiğe verdiğin değer, yaşamını ve çevreni daha da güzel hale getirme arzunun bir yansıması. Sanatsal yaratıcılığını ve estetik zevkini kullanarak hem senin hem de çevrendekilerin yaşamını daha keyifli hale getirmeye çalışıyorsun. Karşı tarafın görüşünü anlamaya çalışırsın, uzlaşma konusuna önem verirsin. Her ne kadar sakin ve uyumlu olsan da bazen karar verme noktasında gecikmeler yaşayabilirsin ve bu durum senin hedeflerine alıkoyabilir. İşte Sergen. Beğendin mi? Doğru mu? Ya, bir şey diyeyim mi? Evet. Evet. Kesinlikle. Kesinlikle. Buna e-mail şeyimi ekleyeyim. BDM'imi ekleyeyim yani. Böyle bir adamım diye. Çok evet. Ben burada çok yokum oralarda, biliyor musun ya? Çok nasıl? Beni çekmez yani o böyle. Sen böyle bir tanımsın, böyle bir karaktersin diye. Niyeyse bilmiyorum. Mesela şimdi daldım az önce. Başka bir şey düşünmüşüm, biliyor musun? Çok kopuyorum o şeylerden ben. Çok çok yüzeysel yorumlar gibi geliyor bana. Yani mesela kimi şu an söylesen, mesela herhangi birisine buradan. Buradan da özür dilerim. Yani velev ki birisine söylesen. Direkt üstüne alınacağı şeyler yani. Bir sanatsal empati duygun, insanlara keyif verir falan bir şey söyledin. Değil mi ya? Yani? Okey, çok hoş şeyler. Teşekkür ederim böyle yansıyorsam. Umarım karşılığında mesela okurken dinleyenler, aa evet ya Sergen böyle bir insandır diyebiliyorsa. O zaman kıymetli yani, bana söyleyip evet tatlım böyleyim falan. Çok çok yani, anladın mı? İki tane deli bir araya gelmişler. Asıl sen, asıl ben seni söyleyeyim mi? Çok kötü yani bunlar. Ama teşekkür ederim. Duymak ya yani. Umarım karşılığı vardır. Teşekkür ederim. Hayatında Beşiktaş, Sherlock ve kadınlar dışında bir düşkünlüğün var mı? Bunlar sadece. Sadece bunlar. İtama bak ya. Masum kalayım diyorum. Şey, başka yok abla valla. Yani Allah razı olsun, yetiyor şükür. Bu Beşiktaş düşkünlüğüne ilgili bir şeyden. Maçlar öncesi bir ritüelin var mı diye merak ediyorum. Değişiyor ya. Maç öncesi ritüel çoktur yani. Yani klasik kazana inip Beşiktaş'a inip köyde böyle içip bağırmak, kartalla marşlar, ağaç yollarının üstünde gitmek. Bu bir tanesidir. Eşin dostun gelir uzaktan. Yemeğe götürürsün, yemek yersin. Tabii böyle afaki bir restoran değil yani. Beşiktaş restoranına götürürsün. Orada yemek yerken içersin. Çok var ritüel. Evde izliyorsan başka ritüelim vardır. Benim çok var öyle. Hani totemim yok benim mesela. Totemim hiç yok. Ama bayağı canın, yani kaybederse canının sıkıldığı bir dünya değil mi senin için Beşiktaş? Ya birçok insan için öyle. Benim yani ismim oradan gelmiş. Bence yani evet, Beşiktaş kayıp mesela en son Pendik maçı. Kahroldum o gece yani. Kahroldum yani. Ciddi anlamda kahroldum yani. Şu, bu benim şey yapacağım bir şey değil. Niyeyse yani çok insanın böyle kendini deşarj ettiği şey var. Çok az şey var deşarj ettiği. Bir tanesi Beşiktaş mesela. Çok iyi geliyor yani mesela bana. Çok iyi. Mesela dedemin bir lafı var benim. Bak cümleye bak. Diyor ki işte 22 kişi diyor, top oynuyor o diyor. İşte 1000 tane avanak diyor, onları izliyor diyor. Bu mantığa göre dünyada herkes eylemsiz kalmadı böyle, anladın mı? Kimse kimseyi izlememeli. Ama benim şey yani, evet, kaybettiğinde, yani şey kaybettiğinde, kötü kaybettiğinde, UEFA'da kaybettiğinde, Avrupa'da kaybettiğinde falan mahvolurum ya. Çünkü umut ediyorsun, oraya çıksa, şunu yapsa, o kupayı almalar falan. Onlar bizim çok büyük hayal ya bizim için. Çok keyifli düşler bunlar. Sarhoşluk anıların var mı diye geleceğim oraya ya, aslında. O var ya. Ya var ya. O herkesin var. Benim ya, bir tane benim...
Hatta bir şey söyleyeyim, Benfica maçı 3-3. 3-3, 3-0 gerideyiz. Abi 3-3 yapıyoruz maçı. Tabii maçtan çıkınca o zaman Berk var. Berk'te izliyoruz maçı. Zizurna sarhoş olmuşum ben. Eve döneceğim. Zizurna. Böyle yani direkt sabaha geleyim. Sabah bir uyandım. Böyle telefona bir baktım. Yani inanılmaz çağrılar var. Yani gece kimleri aramışım. Bu yataktan bir kalktım. Zaten salonda yatmışım. Cebimde böyle ıslak hamburger var bir tane cebimde. Ulan bir baktım öyle şey aramışım yani. Bizim çok eski böyle komşumu aramışım. Ondan sonra bir tekrar aradım kadın. Ya özür dilerim abla gece rahatsız ettim falan. Dedik Sergen'cim anlamadım dedi işte bilmem kim ablanı sordun dedi ne yaptı falan. Ben gece arayıp kadın işte bilmem kim ablam ne yaptı işe girdim falan diye sormuşum ya gece gece kadına. Öyle şeylerim var. Derler ya mesela bir şey diyeceğim. Şöyle bir laf var. Genelde daha çok burçlara inanların işte kelimelerin gücüne inan. İşte kelimeleri çağır gelsin falan derler. Ben ona inanmıyorum. Eğer kelimeleri doğru sıralarsan sana güzel bir yol çıkartabilirdi yani. Çok fiziksel bir şey bu gerçekten. Öyle kelimeye inan çağır. O kadar çok yokum. Biraz ütopik belki distopik geliyor bana ama eğer doğru sıralamayı yaparsan gerçekten iyi bir yere yerleşebilirsin. Hayat da öyle zaten hani sınavı işte iyi bir... Yani. Zaten ikna gücü, manipülasyon gücü çok kuvvetli bir insansın. Teşekkür ederim. Bu aldım en iltifattı. Evet bu böyle birisi. Teşekkür ederim. Vallahi teşekkür duymak ederim. Çok iyi geldi. Öyleyimdir. Bir şey istemeyeyim. Bak bir şey istemeyeyim. Yani Allah ona merhamet etsin. Çünkü ben etmeyeceğim. Evet, yani evet. Mücadele etmeyi seviyorum. Bu yolda herhangi bir şey bu arada, herhangi bir şey. Bir işe almak, bir eve yerleşmek. Şey der gecenin sonunda birisi mesela, tamam anladım, tamam. Tamam geliyorum ya, tamam. Ya gizli bir şey kalmıyor ya, ben nasıl geldim buraya olmuyor kimse. Anladım, tamam geldim. Tamam sakin ol, vereceğim ama bunu. Tamam. Ben hala sen boyuma bastın ya. Nazım Hikmet ya. 40 yıllık beton çevir çimen. Tamam desin. Tamam sakin ol. Kahve getir. Peki gizli bir zevkin var mı? Tamam ver giyeyim şunu. Ver tamam. Tamam ver. Gizli bir zevkim yok ya. Yani bak şu eskiden biraz daha hareketli olmak benim çok hoşuma giderdi. Şimdi biraz daha miskin kalmak yani ne dedin sen gizli hoşlandığın bir şey mi? Gizli zevkim. Keyfin, gizli zevkim. Şu an biraz daha miskin kalmak hoşuma gidiyor. Üzerimde yılların yorgunluğu var ya. Ben kimim oyunu oynayacağız? Şöyle bir şey rica edeceğiz senden. Senin çok sevilen bazı karakterlerin var ya. Skeçlerini yaptığın videolarında kullandığın. Ben kimimi ben anlamaya çalışacağım. Sen bana anlatmaya çalışacaksın. Hı hı. Fakat sana şu karakterini anlatmanı istiyoruz diyeceğiz. Oyunu o karakterinle oynamanı istiyoruz. Gerçekten mi? Gerçekten. Tamam. Sen yapmıyorum ama Yok yaparım. Tamam. Ablam bütçe önemli be. Vallahi Sevda çenen tutulsun. Röportajımı bölüyorsun. tamam o zaman. Bir dakika kim bilir ben bunu anlamam gereken kim bilir? Onu ne bileyim canım. Tamam başka. Hayır şey ne iş yapıyor? Çalar, oynar, sazı var. Göbeği var önde. Abi bilirsin bunu be. Kolpa ayağın dedin sen bu ne? Arkadaşlar kafam karıştı benim. Ben mi yanlış yaptım acaba? Tamam abi. Ha, bana başka birini anlatıyor değil mi şu an? Abi sıkıldım sana göstereyim ben kim olduğumu. Ha şey alışık mı? Ama yani Sadri Alışık senin kafanda herhangi bir yerde gerçekten böyle konuştu mu ya işte herhangi bir yerde. Ay ama öyle konuşmak yani zorundasın Alışık, işte. Yani Sadri baba bir yerde Sevda çenen tutulsun demiş olabilir mi ya? Bir dakika oyunu kafamda oturtamadım. Konuşma şeklini taklit ettiği insan değil mi? Bir şey söyleyeceğim Allah aşkına. Bir şey diyeceğim her şeyden bağımsız, her şeyden bağımsız. Her şeyi boş ver, her şeyi boş ver, her şeyi bir kenara at. Sevda çenen tutulsun diyorum. Kim bu, bu mu? Abi o zaman sorun burada zaten. Biz burada ilerleyemeyiz ki. İlerleyemeyiz ki. Tamam. Kobra Murat. Ha asla bilemezdim. Tamam. Trump ne Trump oğlum? Cemil Zon'un lira para koymuştun mu? Ne abisi? Oğlum bırakma Beyaz Köşk'ü. Bak çıkma ben akşam geleceğim diyorum ya. Sen Obama. Bana, sen bana söyle. Obama. Her şey yapılabilir bir beyaz. Beyaz kağıt. Kim? Tut yüreğimden ustam. Tut yüreğimden ustam. Otobüsler arası bir yol. Yolculukta sevdim ben seni. Yolculukta sevdin sen beni. Beğendim. Sen bir fena olmuşsun. Bak. Beğendim mi ustam? Çok güzel. Hareket diyenler.
Çok güzel hareket diyenler. Şey, Ali Sunal. Yılmaz Erdoğan. Yok, Levent Kırca. Levent Kırca. Yılmaz Erdoğan. Yani. Bak götüm açıldı. Götüm açıldı. Açma götünü, şarkını söyle. Şey, açma götünü söyle. Hadise. Açma götünü, bak ne Gülşen. Diyorum, açma götünü diyorum, ben söyle, devam et. Gülşen Hadise. Açma çok götünü. Kötü oldu, bunları söylemem. Bir şey yok abi. Bunun, Alizade. Bunun da kokoru, altına baksana. Alizade. Aynen. Aynen. Bitti. Teşekkürler. Evet, bazı sorularım var. Devam ediyorum. Lütfen. Kimle sorularım başlıyor? Tamam, Burcu Özberk. Burcu'yla ilgili bir söylemek istediğin bir şey varsa söyle istersen. Yok. Burcu konusunda. Hayır, kimle deyince Burcu Özberk, herhangi bir şey. Tamam. Geçmişe mi, geleceğe mi? Geleceğe. Geleceğe. Hangi yıla? Fark etmeksizin. İlla bir şey söylemek gerekiyor. 2041. Hangi şehre? Dünyada mı? Brooklyn. O şeyde bir barda oturdun. Sakince kahveni yudumluyorsun. Sevdiğin birini bekliyorsun. Hafifte bir heyecan var. Gelecek kişi kim? Burcu Özberk. Sence hangi yazarla müzik zevkin aşağı yukarı aynıdır? Değişik. Sorunun nişliği etkiledi beni. Bir şey değil mi? Sorunun nişliği beni çok etkiledi. Çok düşünmek istiyorum. Hangi yazarla müzik zevkimiz uyuyordur? Çok merak ettim. Çok merak ettim. Bilmiyorum hangi yazarla. Elif Şafak olabilir, biliyor musun? Böyle ikimiz arabesk seviyor olabiliriz. Yani böyle Dacia'ya gidip yani Derya Bedavacı'dan kalbi kırıyorlar anne dinleyebiliriz ya. Canan Tando yerli mi ya? Ben şey, fark etmez. Bilmiyorum ya. Bilmiyorum yani. Çok soruyu çok düşündüğüm için hoşuma gitti. Uyuy oldum böyle soruda. Kim bilir kim değil mi? Şu an gerçekten merak ettim ya. Bir ödül töreninde ödülü kimden almak istersin? Burcu Özberk. Kiminle Beşiktaş maçına gitmek istersin? Şey sayılır mı böyle rahmetli? Ay çok manevi. Babamla ya. Yani rahmet değil tabii de. Yani çok çok isim geldi aklıma. Sonra özel bir an düşündüm. Babamla isterim. Peki kiminle en kötü anında bile güzel vakit geçirirsin? Kiminle en kötü anında bile güzel vakit geçiririm? Sherlock'tur ya. Böyle, ama şey değil mi? Mutualizm değil böyle. İlla ikimiz de çok... Mutualizm mi? Yani sen mutlu, ben mutlu. Senin İki... için en keyifli. Ben mesela kötüyüm. Yine de ama onunla çok iyi zaman geçiririm. Evet. Sherlock'tur o zaman yani. Kötü, evet. Hadi uzak okuma. Sergüzeşt. 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 Sexylation. Sergüzeşt. Bir söyle bakayım. Ya. Hayır, bir daha. Sergüzeşt. Sen düz geç. Sen. Ser. 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 Sergüzeşt. Sen yüzleş. Sergüzeşt. Sen düzleş. Sergüzeşt. Sen düdeş. Bence kelimeyi bilmiyorum, öyle ben de bilmiyordum. Sergüzeşt. Sertleş. Vallahi. Sergüzeşt. Sen düz geç. Yok, tamam. Tam, ne? Sergüzeşt. Sergüzeşt. Bilmiyorsun böyle bir kelime? Ben de bilmiyorum. Sergüzeşt. Ver. Sırayla mı olsun, güzel. Matara. Patata. Evet. Ma. Ba. Ma. Ba. Ma. 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 Matara. Makara. Matara. Makara. Makara. Makara mı? Matara. Matara. Komedyen. Ya. Yeah. Komedyen. Romantik. Komedyen. Kompital. Komedyen. Ben bir şey diyeyim bu arada. Ben bu oyunları izlerken hep bu taraf bilerek yapıyor sanıyordum. Gerçekten çok böyle içinde büyük bir savaş veriyor, biliyor musun böyle? Komedyen. Kooperatif. Komedyen. Kop gel. Ko, ko, ko. Ko. Med, med. Med. Pet. Med. Pet. Me. Pe. Anlamıyorum ya. Komedyen. Komedyen. Komple gel. Komedyen. Özür dilerim. Önemli değil. Özür dilerim. Önemli gerçekten değil. Beynim karşılık veremiyor. Önemli. Gerçekten.
Komedyen. Köpekler. Komedyen. Komedyen. Evet. Mon ay şey diyecektim ya, Monopoly mavi diyecektim hani şey. Tavuk gibi falan. ha şey yapıyoruz değil mi? Tarabya. Tarabya. Seksefer. Tarabya. Siyam. Tarabya. Ben hep şey yapayım mı? Söyleyeyim mi? O çünkü Tarabya. 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 Sen bir yerdeye kadar. Tarabya. Evet. Tarabya. Ta. 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 Rab. Ta. Rab. Allah'ım. Tarabya. Tarabya. Karamble. Tarabya. Bir dakika. Müziğim bitti. Gerçekten şarkı salak bizim seni söylüyor. Alsana cümleyi onu. Sonra şey aa falan yap. Böyle arada yapış. Tarabya. Karambol. Trambol. Tram. Tram. Tarab. 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 Tarak. Tarab. Tarak. Yok. Tarab. Tarab. Ya. Tarabya. Ah. Taraba. Tarabya. 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 Bilir ama. Fötür. Fötür. Bak şöyle yapalım. Bir ilk 5-6 tane at bir. Bitti kimse bile. Bir at sen. Fötür. Fotojenik. Fötür. Foto. Fötür. Fötür. İhtiyacın olan. Ha pardon. Terapi. Terapi. Bak. Benim ihtiyacım olduğuyla ilgili bir yerden. Onlar da mı aradı? Diye beni göster. Aynen. Çok ilginç bir yarışım. Var anlatan mı yoksa anlayan ben mı daha iyi? Çok ilginç bir yarışım. Teşekkür yani ederim. Ay şov zaten. Evet, programımızın sonuna geliyoruz. Bazı minik başka ufacık sorularım var ve kapatacağız. Yani aslında bu an gibi değil, biri gibi bir şey. Bugüne kadar böyle sektöre yolculuğuna başladığından beri çok kırıldığın, gerçekten yani bana bu yapılmazdı dediğin biri ya da birileri var mı? İsim ver diye söylemiyorum bunu. Var, var. Ya var. Ya kırılma biraz şey oldu. Cümle güzel. Hani bu bana, ya yapma, ya değer miydi ya dediğim olay var tabii ki ya. Bunu peki taşıyor musun hala içinde? Yok, o zaman da o anlık bir şeydi. Sonra geldi geçti. Haberleri yani var mı? Hayır, onlar bunu konuştuğun yaptı ya, ve vardır sakladığın bir şey mi diye bu kırılganlığını, yoksa içinde öyle bir yer mi? Anlamı tahmin edilesi bir şey bence ya. Böyle şey gibi oluyor. Çok gizemli konuşmuşuz gibi oluyor da yani şey değil. Vardı tabi haberleri var yani, kırıldığımı da düşünmüşlerdi ama sorun değil yani. Peki senin böyle aynı şekilde kırdığın biri var mıdır? Canını acıttı. Tabii canım, insanız. Kesinlikle birilerini kırdık ki yani kırmamayı öğrendik ya. Şu an mesela biraz daha kırma konusu çekingensem tabii ki birisini kırdığım için zamanında yani. Bunun ağırlığını taşıdığım içindir yani. Bence. Peki bana sormak istediğin bir şey var mı? Şu an bir anda şey oldum. Ulan bütün program şeyin şey için miydi? Yo yani. Evet. Ne düşünüyorsun talk show'unla ilgili? Talk show yapıyorsun, ne düşünüyorsun? Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Bu kadar halledebileceğimi düşünmüyordum açıkçası. Hallettiğini düşünüyor musun? Talk show'un kendisiyle ilgili, evet kesinlikle hallettiğimi düşünüyorum yani. Peki sence bu, yani herkesin mikrofon sahibi olması tehlikeli bir şey mi? Söz sahibi olması. Söz sahibi olması tehlikeli bir şey, mikrofon sahibi olması tehlikeli bir şey değil. Mikrofon sahibi olmasının da söz sahibi olduğu anlamına geldiğini düşünmüyorum. Ne dedin sen? ne dedin sen? Yani mikrofon illa herkesin önüne mikrofon gelip herkes mikrofon sahibi diye bir söz sahibi olduğu anlamına gelmiyor. Yok, aslında bir geliyor. Sözünün, yani sözünün bir değerli olduğu anlamına gelmiyor. Benim de öyle bir sözümün değerli var gibi bir iddiam yok aslında. Ha, yok canım, estağfurullah, ben programla ilgili sordum ya. Ne düşünüyorsun peki programın gidişatıyla ilgili? Memnunum, mutluyum. Yani korktuğun bir şey oldu mu başta böyle başlarken? Başta abi korkuyordum. Sonra kendim burada iyi hallediyorum ya, becerebilmekle ilgili korkuyordum. Çok güzel bir ekibisin bu arada, çok şanslısın evet, bu arada. Teşekkür ederim. O yüzden de... Bir şey tek başına yürümüyor hiçbir zaman valla. Çok evet, önemli yani. Kesinlikle. O kolektif, kooperatif çok önemli yani. Çok şanslısın bu konuda. Mutluyum. Teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Sizlerle burada olmak, beni ağırlamanız benim için çok değerliydi. Gerçekten çok istemiştim buraya katılmayı. Teşekkürler. Sergen Deveci konuğumuzdu. Haftaya başka bir konukla görüşmek üzere. Şimdi abone olabilirsiniz. Zaten şov bitti. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Zaten şov bitti.
Zaten çok. Zaten. Zaten çok.